rezilet. Fazilet! Gözü kör olasıca, duymuyor musun bebenin ağladığını? İşte söylediğim para. Gene ihtiyaçları olursa istesinler dedi Alev Hanım. Fazilet için çok iyi olacak. Gönderecek misin? Kalk, Fazilet'i giydir. Sana orada bunun çok daha güzellerini alırlar. Gittiğin yerde yüzümüzü kara çıkarma. Büyüklerine karşı saygıda kusur etme. Ekmek yediğin kapıya muhannetlik düşünme. Onları ana baba bilir. Hadi gelin hadi. Telef etme kendini. Takdir-i ilahi. Hem ben oradayım. Göz kulak olurum kızıma. Hadi. Alev Hanım, işte Fazilet. Girsenize Hüseyin Efendi, buyurun. Gelin. Kızım, öpsene Alev teyzenin elini. Ananın babanın gücü yetmiyordu. 6 çocuk, hangi birine baksınlar? Büyük sevaba girdiniz. Hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapat. 1, 2, 3, 4. Kol. 1, 2, 3, 4. Karın. Baş,
kal. Hazır. Bir, iki, üç, dört, beş. Karın, baş, kol, evet, kapat. Tamam çocuklar, bir daha. Hazır. Bir, iki, üç, dört, efendim? Beş, altı. Karın, baş, kol. Burada. Tamam. Ama şimdi meşgul, derste. Mümkün değil. Daha sonra arasanız, söylerim. Kimmiş? Korkut mu ne, öyle birisi. İşi var dedim. İyi demişsin. Sen buraları toparla, ben bir duş alayım, çıkalım. Gel kızım. Tamam canım. Yemeği yeriz, seni bırakır sonra giderim ben de. Mesele haline getirme. Olur. Geceleri bana refakat edecek başka birini bulurum ben de. İstersen bulursun tabii sevgilim. Her zamanki gibi çok güzelsin. Fazilet abla, yarın çiğdemi getirecek misin? Canım, ben de çok istiyorum ama babası bırakmıyor. Aman Fazilet! Sanki pek dinlersin de Aziz'in sözünü. Sen aklına eseni yaparsın eğer istersen. Bu gece bir daha konuşurum, bakalım. Ne olur yarın getir ama, tamam? Gerekirse biz de konuşuruz, değil mi? Kızım oynamasana. Doydum anne. Eline sağlık kızım. Ben gidiyorum. Afiyet olsun. Alev abla gene söyledi. Ne söyledi? Çiğdem'in okula gelmesini istiyor. Saçmalama. Olmaz öyle şey. Tövbe tövbe. Bir bu eksikti başımızda. Her işin olduğu gibi bunun da bir usulü adabı vardır. Vardır muhakkak ama nerede? Ben bir hocayla konuştum. Bir cuma gecesi hulusi kalple istihareye yatarsan Cenab-ı Hak muhakkak ayan eder demişti. Biz de istihareye yatalım. Tamam. Yalnız 9999 kere Allah'ın ismini zikredeceksin. Hiçbir şey düşünmeyeceksin. Düşünmez. O kadarla bitmiyor. Bir de duası var. 3 kulvallahu. Bir elham okuyup yatacaksın. Okurum. Unutma. 9999 kere. Tamam mı? Tamam. Yok bir şey. Hadi uyu yavrum. Çiğdem. Hadi bitti mi kızım? Bunlar da mı Alev ablandan? Canım üzerine darlaşmış. Ne var bunda? Hiç. Çok yakışmış da. Hadi Çiğdem. Biz çıkıyoruz.
Amcan evde mi kızım? Evde Mahmut Bey amca. Hadi uğurlar olsun. Dediklerinin hepsini yaptım. Ne gördün? Vallahi bir şeyler gördüm ama karışık. Şimdi çıkartamıyorum. Kalbin temiz değilmiş. Sen de gördün. Kafada bin bir düşünce var. Atamadım ki bir türlü. Zor. Bu iş çok zor. Bizim gibiler için çok zor. Ha, bir yol daha var. Neymiş o? Akli bali olmamış bir sebiye gördüreceksin. Ya çocuk 9999 zikri nasıl yapar? O yapmasa da olur. Sade dilesin yeter. Bizim Çiğdem'e yaptırırız. Tamam. Fazilet, buraya butiğin numarasını yazıp koymuştum, gördün mü? Gördüm abla. Ben onu deftere yazıp kağıdı da attım. Söylesene kızım, yarım saattir onu arıyorum. Bak, benim bir sürü bebeğim var. Hepsinin de ayrı ayrı isimleri var. Ne güzel değil mi? Bunun adı Maviş, bale yapıyor. Ben de gideceğim baleye, Alev teyze söyledi. Öyle mi? Bak ne göstereceğim sana. Çok mersi, iyi günler. Tamam, bugün öğleden sonra yollayacaklar, sen alırsın. Hemen asla kırışmasın. Ne aldın abla? Gece için bir elbise canım. Çok kolay. Hadi şimdi sen yap. Görüyor musun? Çiğdem yavrucuğum, bak şimdi kolunu biraz kaldır, evet öyle. Bilekten kırma, evet evet, çok güzel, böyle işte. Şimdi ikiniz de hazırlanın bakalım, okulda devam ederiz. Ama abla, ya bir şey derse? Alev ablam zorla götürdü dersin, akşama görüşürüz. Hadi çocuklar. Aziz! Aziz, hadi yeme! Çok dalgınsın. Ali'yi düşünüyordum. Sahi, nasıl oldu? Yiyeceğim biraz. İşte, daha belli değil. Allah korusun, sakat makat kalır bir de. Sakat kalmasa ne olur ki? Çalışabilecek mi bakalım bundan sonra? Doğru dürüst bir muayene olsa... Nasıl be abicim, nasıl? Yiyecek ekmek bulamıyorlar. Alo? Daha çıkmadım abla. Söylemeyi unuttum. Sunan'ın piyano dersi için arayacaklar. Çarşamba 12'de dersin. Olur. Görüşürüz. Güle güle. Alev Hanım.
Evet. Siparişiniz. Şurayı imzalar mısınız? Sağ ol canım. Teşekkürler. Alo, buyurun. Evet. Çarşamba günü 12'de mümkünse. İyi günler. Gözler kolları takip ediyor. Kol. Baş. Kapat. Evet çocuklar, hazır. Gözler kolları takip ediyor. Kol, baş, kol, aç, kapat. Tamam çocuklar, bugünlük bu kadar. Sonra görüşürüz. Nerede kaldın? Çok geciktin Fazilet. İşim anca bitti abla. Abla değil. Acelem var. Hemen çık. Kimseyle konuşamam. Şimdi çıktı dersin. Hadi çocuklar. Alo. Hiç bilemiyorum. Size de. Kim? Gene o. Korkut Bey. Aman. Kim bu Korkut Bey? Bir arkadaş. Önemli değil. Allah'a ısmarladık. Hadi sen de geç kalma. Allah'a ısmarladık. Bunu unuttun abla. Alev Hanım. Bay bay. Ali'yi konuşacaktım. Ailesi çok sıkıştı. Her şeyin bir zamanı var. Patronun işi başından aşkın. Sen ne diyorsun be? Adamın çoluk çocuğu perişan. Sana ne? Sen misin avukatı milletin? Ulan sen neyine güveniyorsun ha? Beyin adamısın diye tepemize mi çıkıyorsun? Ben kimsenin adamı değilim! Çattık be! Hadi işinize bakın lan, durmayın. Tamam yahu, bırak artık. Bana Selim Bey'in adamı diyor. Ben kimsenin adamı değilim. Tamam, anlıyorum. Ama uzatma işte. Biraz sivrilik edince hemen damgayı vururlar. Az mı işsiz kaldım bu yüzden? Buyur. Oraya koy. Valerim mi olacak? Alev abla çok yetenekli dedi. Benim lafım dinlenmez ki zaten. Alev ablam mı idare ediyor bu evi? Çiğdem, yeter artık, git yat. Dokunmayın benim güzel kızıma. Bak ne güzel yapıyor işte. Hüseyin amca, çayın soğuyor. İçmeyeceğim. Sen gel bakayım benimle kızım. Siz ailece böylesiniz zaten. Lafımı dinleyen yok. Ben neyim bu evde? Ya ben? Ne olacaksın sen bakayım? Balerin. Tamam, çok güzel. İyi bir balerin olmak için çok zengin olmak lazım. Sunalar gibi mi? Hı. Ben olamaz mıyım? Olursun tabii. Benim dediğimi yaparsan olursun. Ne yapacağım? Bir yerde gömülü çok para var. Ama yerini ancak Allah biliyor. Şimdi bu akşam Allah'a yalvar. Bana o paranın yerini göster de sonra uyu.
Başka hiçbir şey düşünme, tamam mı? Tamam dedi. Gösterir mi? Muhakkak. Sabah da bana ne görmüşsen söylersin. Aziz. Biz ne zaman apartmanda oturacağız? Amcan altın bulacak ya o zaman. Günaydın dedi. Günaydın, günaydın. Hadi anlat bakayım. Neyi? Ne oldu? Rüyanı canım. Gördüm dedi. Neredeymiş? Ne neredeymiş? Gömülü para kızım, anlattım ya. Onu görmedim dedi. Ne gördün peki? Balerin olduğumu gördüm. Bir çay daha alır mısınız? Lütfen Faziletciğim. Ne diyordum? Aileden görmek başka tabii. Görmemiş ki bunlar. Yerleştiler evime, 10 gündür rahatsız ediyor muyuz diye düşünen yok. Kocan ne diyor? Ne desin? Onun canına minnet. Etrafında kadın olsun da. Öyle deme canım. Vallahi öyle. Güzellikmiş, asaletmiş aramaz. Sekreterine, hizmetçisine kadar. Bıktım vallahi. İnsan hizmetçisine kadar düşer mi? Seninki nasıl? Hiç olur mu canım? Ben eğittim onu. Selim'i de öz abi gibi sever. Vallahi benim kimselere güvenim kalmadı. Yok yok, Fazilet'in o taraflarda bezi yok. Zaten Selim de senin gibi değil. Allah korusun. Hizmetçi. Fazilet, ne yaptın? Fazilet, ne yaptın? Biraz dikkatli olsan olmaz mı? Abla, kusura bakma, kaza. Takımı da bozdum. Ne yapalım? Oldu bir kere. Çok dalgın oldun son zamanlarda. Ne düşünüyorsun bu kadar bilmem ki. Demek çocuktan da hayır yok ha? Öyle. Bu işin bir çıkar yolu kaldı. Neymiş o? Hani Rumların evinin temelinden para çıktıydı ya. İşte o Mustafa söyledi. Bir hoca varmış. Bunlara bir asa mı, sopa mı ne vermiş. Onunla paranın yerini elleriyle koymuş gibi bulmuşlar. Deme ya. Evet evet. Gidelim öyleyse. Gidelim tabii. Ağzını dilini bağlamışlar yavrumu. Kime gittiysek çare bulamadık. Para etmedi hiçbir. Bakalım. Cenab-ı Allah'tan ümit kesilmez. Çok methettiler hoca efendi. İlmi irfanı kuvvetliymiş, muskası birebirmiş. İnşallah. Senin derdin ne kardeş? Boyu devrilizceler. Büyü yapmışlar benim adama. Bir sürü kahvenin, yosmanın peşinden ayrılmaz oldu. Yüzüne bile bakmıyor. Hoca efendi çok yorgun, sizi kabul edemeyecekmiş. İstirham etsek hoca efendiden, ne kadardır bekliyoruz. Olmaz.
kardeş, rica etsek, belki de bizi... Müslüman, laftan anla. Ne zaman gelelim peki? Hiç gelmeyin. Hoca efendi toprağın altındaki para için ilmim yok dedi. Sen... Böyle işler olunca kimseye bırakmıyorsun. Yok yok. Gerçekten meşgulüm. İnan mümkün değil bu sıra. Bugün tatil olmasa evde de bulamazdım. Aşk olsun. Ben de seni çok özledim. Bilmem ki. Ben seni ararım. Tamam, ilk fırsatta. Ben de öperim. Hoşça kal. Hay Allah, bu çocuk da! Ne oldu abla? Korkut canım, ille de görüşelim diyor. Neden? Canım, neden olacak? Yazdan beri peşimde, tatilde tanışmıştık da. Neyse, sen işine bak. Tamam. Bu çocuklar da nerede kaldı? Aşağıda Sunan'ın bisikletine biniyorlar. Çağır artık, gelsinler. Tamam. Ha, abla! Bugün erken çıkabilir miyim? Bir dolu çamaşır birikti evde. Çıkabilirsin. Sağ ol. Hadi maça! Ulan ben sizin gibi aylak mıyım? Anam ağlıyor bütün gün. Ama yarın alırım ifadenizi. Eyvallah! Eyvallah, eyvallah çocuklar! Aman be Ali! Bak toparlandın işte. Yakında tamamen iyileşeceksin. Ne kadar iyileşsem eskisi gibi olamam artık. Canım nereden çıkarıyorsun şimdi bunu? Boş ver be Aziz, durumu biliyorum. Sen şu dava açma meselesini araştırsan iyi olur. Kazanırsak, hiç olmazsa yeni bir iş bulana kadar idare ederiz. Elimden geleni yapacağım. Hadi, ben sana gene uğrarım. Sağ ol. Yemeğe kalsaydınız. Başka zaman yenge, sağ ol. Öpeyim ana. Hadi, iyi akşamlar. Sağ ol oğlum. Yenge, aramızda bir şeyler topladık, lazım olur. Allah razı olsun kardeşim, siz de olmasanız... O nasıl söz? Yarın aynısı benim başıma gelse Ali yapmaz mıydı? Hadi, boş ver, üzülme. Ne olacak? Bir bilemedin, iki hafta idare etsinler. Sonra? Allah kahretsin, nasıl da bağlı elim kolum. Fazile! Beni duymuyor musun? Duyuyorum. Hey kızım. İyi insan. Kulaklarının arkasını. Hah, orayı. Tamam. Hadi ılıştırdım. Kulaklarını yıka. Kulaklarının arkasını yıka. Hadi çabuk ol. Gel kızım, seni salıncaklara bindireyim. Tamam dedi.
Sevinmedin mi buraya geldiğiniz için? Yok, sevindim. Neden somurtuyorsun öyleyse? Bilmem. Ne işimiz var burada? Allah Allah! Gezmeye geldik. Yeşil, havada, daha ne? Bizim bahçe de öyle. Sen ne istiyorsun ben? Ne bileyim ben? Sıkılıyorum işte. Sıkılıyormuş. Ben sıkılacak vakit bulabiliyor muyum hayvan gibi çalışmaktan? Sanki ben çalışmıyor muyum? Hiç arkadaşım da yok. Allah Allah! Ne yapayım ben be? Komşularım var. Çağır onları, oturup çay içer, eğlenirsiniz. Bizim gece kondu da. Niye daha büyük, daha güzel bir evde oturmuyoruz biz? Alev ablanınki gibi. Tabii. Benim neyim eksik onda? Para be. Paramız eksik. Tay atın küçüğü de tam sana göre. Benim mi olacak? Senin olacak. Başka hayvanların da olacak. Civcivler, ördekler, kuşlar, hepsi senin. Nerede besleyeceğim onları? Hepsinin ayrı ayrı evi olacak. Kocaman çiftlik işte. Ne zaman peki? Az kaldı. Define'nin yerini hele bir öğrenelim. He? Daha iyi olurdu. Kim daha geçmiş lan? Dur abi ya. Vallahi geri aldım Aksu abi. Hasan vallahi. Vallahi seni imansız. Vallahi geri aldım Aksu abi. Vallahi. Ha ya Aksu abi. Yavaş. Yavaş. Ne yavaş var? Kız dur. Oy. Öldürecek misin kız? Belli olmaz. Fazilet, dur şimdi, güpegündüz. Öne, yana, plie, Victor dön. Evet çocuklar, tekrar hazır, öne, yana... Efendim? Evet? Plie... Çalışıyor maalesef, tekrar. Veremem. Tekrar? Tabii anladım. Yana, söylerim. Plie... Alev. Tekrar? Ya aynı, adaşız. Yana, ben mi? Yardımcısıyım. Size de. Nasıl? Nasıl yapabilirsin böyle bir şey? Anlamıyorsun. Hiçbir şey olmadı. Asıl sen anlamıyorsun. Aldatmış olman ya da olmaman önemli değil. Bu artık beni sevmediğin anlamına gelir. İnan bana yanılıyorsun. O bir tatil kaçamağı sadece. Hiçbir şey. Hiç kimse daha değerli değil benim için. İnan doğru. Adı ne? Korkut. Korkut mu? Korkut mu? Hı. Arayan Korkut mu dedim. Neyin var senin? Evet o. Böyle olmayacak. Bir kez konuşmakta yarar var. Bir daha ararsa bana haber ver. Tamam. İçeri döneyim. Ha, bir de temizleyiciyi arasana, elbiseleri bir çocukla yollasınlar. Olur abla. Yana, plie, dön. Evet, öne, yana, plie, dön.
abla. Telefon aç, markete getirsinler. Hadi ne duruyorsun? Bulamadın mı? Burada işte. Ah Fazilet, ah! Çevir, hadi. Koskoca market yazıyor. 6, 4, 4, 2, 6, 1. Tamam, açınca konuş. Ne istediğini söyle. Alev Hanım'ın evinden arıyorum de. Alo? Alo? Kuru temizlemeci mi? Aha evet. Alo, ben Alev. Rica etsem elbiseleri lütfen gönderir misiniz? Bugün biraz işim uzayacak da. Ah, teşekkürler. Kırmızı elbisedeki leke çıktı mı? Mersi. Beyaz elbiseye de içki dökülmüştü. Ah, çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok mersi, sağ olun. İyi günler. Sunan'ın doğum günü, hediye alınacak. Doğum günü partisi için pasta ısmarlanacak. Afiyet olsun. Teşekkürler. İyi günler. Hadi bakalım, hepsini bir defada söndürebilecek misin? Aferin sana. İyi ki doğdun Suna, iyi ki doğdun Suna, iyi ki doğdun Suna, iyi ki doğdun Suna. Anne, anne, anne ders bitti, kimse kalmadı, biz niye bekliyoruz? Alev teyzen nerede? Gidiyorum dedi ya sana. Nasıl bir hayat bu? Fazilet mutlu değil, Alev mutlu. Fazilet neden değil? Neyi var Fazilet'in? Alev'den çirkin, Alev'den aptal mı? Fazilet mutlu olmak istiyor. Mutlu olmalı, Alev gibi. Nasıl? 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 Alev gibi. Alev. 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 Acıtıyorsun. Ah canım, Sunacığım, hiç farkında değilim. Anne, bana Suna dedin. Nereye girdi bilmem ki. Allah Allah. Yok, yok. Şeytan aldı götürdü. Ne oldu amca? Bismillahirrahmanirrahim. Ne aradığını söylesene, ben bulayım. Hani bir kese olacaktı, kağıtlarımı içine koydu. Ha, ben kaldırmıştım. İşte burada. Ah, ver bakayım. Hah, işte burada. Hayrola? Ne yapacaksın o parayı? Yok bir şey. Anlatırım sonra. Hani kefen parandı senin? Kimseye dokundurmazdın. Ver. Merak etme, fazlasıyla yerine koyacağım. Hele biraz bekle. Benim dışarı çıkmam lazım. Ya, ben de geç kaldım. Hadi Çiğdem, sallanma kızım. Hadi, yürü. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Çabuk, çabuk, yürü. Eğer bir günah işlemiş oluyorsak,
hiç değilse bir kısmını bağışlatacak sevapta bulunmak için. İşte bu okunmuş çubuk da paranın yerini gösterir. Al. Ayağa kalk. Git şimdi öteye, öteye. İki yanından tut. Sapı dışarıda olsun. Ha, öyle. Gel buraya doğru. Anladınız mı? Anladık hocam. İyi. Gidin öyleyse. Anne çişim ne? Var. Çişim. Ha geç. Şu yan tarafa geç. Şuraya. Siz miydiniz? Korkutucu muyum? Yok canım. Bugün de pek güzelsin. Evde kimse yok sanıyordum da. Çok geciktin. Alev çıktı. Çiğdem'i ben bırakırım artık. Eski faziletliyiz. Bir şeyler oldu sana. Dalıp dalıp gidiyorsun. Amcan da başka türlü derdi. Nasıl inanabilir Defne bulabileceğini anlamıyorum. Deli saçması bunlar, deli! Niye öyle diyorsun? Belki de gerçekten vardır para. Ya bulursa? Düşünsene, evimiz, arabamız olur. Belki sen de müteahhit olursun Selim Bey gibi. Fazilet, beni deli etme. Benim derdim bana yeter. Bir de sizin boş hayallerinizle mi uğraşayım? Şeytan diyor, çek git köye. Bir yere gitmem. Burada büyüdüm ben. Hadi kızım, hadi. Dön arkanı uyu, hadi. Dayanamıyorum artık, gidip söyleyeceğim, girsin dur, içeri! Dur, bir dakika! Sen yat, ben söylerim. Allah Allah! Sen yat! Sen de uyu artık. Amca, yatsana artık, geç oldu. Yatacağım kızım, yatacağım da inanamadığım şeyler oluyor. Bu okunmuş çubuk burayı gösteriyor. Ne olur gösterirse? Ne olur olur mu? Okunmuş çubuk bu, boşu boşuna gösterir mi? Eğer yanılmıyorsam bu, burada bir teneke altın var demektir. Bir teneke altın mı? İyi ya işte, kaçmıyor ya, yarın bakarsın. Hava serinledi, üşütmeyesin. Tamam, tamam. Bir tek sen anlıyorsun beni zaten. Azize kalsa inanmaz.
Su çok güzel. Ne iyi ettin de geldin. Bu gece kalırsın ha? Necla'cığım kalmasa? Aa, vallahi olmaz. Zaten 40 yılda bir geliyorsun. Biraz dertleşiriz. Seninki kaçta geliyor? Hiç gelmiyor ki. Gelmiyor mu? Sorma. Son günlerde 4-5 günde bir görüşür olduk. Benden başka herkes biliyormuş meğer. Şimdi de yeni sekreteriyle. Emin misin? Belki yalnızca dedikodudur. Yok canım. Kesinlikle eminim. İnsan anlamaz mı? Ne yapacağımı bilemiyorum. Sen olsan ne yapardın Allah aşkına? Vallahi aklımdan bile geçmedi şimdiye kadar. Senin bir tuhaftır söylemiştin ya. Kadınla falan ilgilenmez. İşine bu kadar düşkün erkek yoktur. Çok şanslısın. Korktun mu? Tabii korktum. Amcanı almaya çıktın, sen dönmedin. Ne yapıyorsun burada? Dalmışım öyle. Buralardan bir şey çıkacağını sen de mi inanıyorsun yoksa? Bilmem. Belki de çıkar. Siz ailece üşütmüşsünüz. Şu da böyle. Hadi şimdi sen yap. Böyle mi? Evet. Fazilet, yeşil gömleğimi bulamıyorum. Ben onu temizletmeye gönderdim abla. Kızım, sana bir şey oldu. Eskiden yapmazdın. İyice dalgınlaştın, söylesene. Lekeliydi, ben de... Tamam ama bana sormadan yapma bir daha. Bir saattir onu arıyorum. Ben yani... Neyse neyse, biz çıkıyoruz. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Alo? Yok, şimdi çıktı. Bilemiyorum. Evet, benim. Ali. Siz de Korkut Bey'siniz, değil mi? Söylerim. İyi günler. Affedersin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Üstelik benim evimde, benim yatağımda. Bir gecelik eve gelmeyişimi fırsat bilerek. Anlıyorum. Haklısın. Affet lütfen. Küçük bir kaçamak hepsi bu. Unutalım gitsin. Unutmak mı? Alev, yeter artık. Oldu işte. Yani, sen de yapmadın mı böyle bir şey? Yapmadım. Böylesini yapmadım. Böylesini yapmadım. Hadi sallanmayın, çabuk olun, çabuk. Hadi ne duruyorsunuz be, hadi çabuk olun. Yürüyün. Bu kalaslar çok sakat. Sana ne be? Eski köye yeni adet mi çıkarıyorsun? Taşımana bak hadi. Kolaysa sen taşı da görelim. Ne diyorsun sen be? Delirdin mi? Alsana lan şunu. Sen neyine güveniyorsun lan? Sen kime güveniyorsun ha? Haddini bil yoksa haddini bildiririm seni. Bak çalış, benim kafamı bozma. Beyim, yetti artık bunun yaptığı. Ne oldu? Çalışmaya niyeti yok bunun. Anarşist bu. Başkası olsa çoktan... Adam gibi malzeme kullanın. Canımızı sokakta bulmadık biz. İskele diyor, kullandığınız kalaslara dokunsak devrilecek. Yoksa düşecek miyim? Sen nasıl konuşuyorsun? Orta saha efendi. İşine. Hadi işinize bakın. Bak Aziz, bu yaptıkların hiç hoş değil. Başkası olsa seni çoktan kovardı. Nankörlük edip sabrımı taşırma. Kim iş verirdi senin gibisine, faziletin hatırı olmasa? Hadi şimdi işine bak, adam gibi çalışacaksan çalış. İstemiyorsan...
Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? O ne öyle? Onu bir hocadan aldık. Ne yaptınız, ne yaptınız? Bak dinle. Sana diyorum ya burada para gömülü diye. Bak bu sefer doğru. Bunu şöyle tutarsın. Bak, 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 gördün mü? Bak, bak, gördün mü? Burada muhakkak bir şeyler var. Her seferinde burada duruyor. Hüseyin amca bırak Allah aşkına. Sen inanma da. Göreceksin bak. Aldığın o parayı da buraya harcadın değil mi? Fazilet gelmedi mi daha? Yavaş dedim Fazilet. Duymuyor musun? Sakat olan bacağım. Affedersin, unutmuşum bir an. Kusura bakma abla. Kızım bir şey oldu sana. İyice dalgınlaştın. Hem kaç kere söyledim abla deme diye. Neyin var senin Allah aşkına? Yok bir şey Alev Hanım. Hadi hayırlısı. İşten mi ayrıldın? Neden? Neden diyorum? Fazilet, üzerime varma. Canım sıkkın. Senden alırım hırsımı bak. Tabii ya. Hırs almak kolay. Biz ne yapacağız şimdi? Alev Hanım'ın yüzüne nasıl bakarım ben? Ya Selim Bey'in? Bakma. Bakman gerekmez. Onların yanında çalışmayacaksın artık. Ne dedin? Durdun işte. Çalışmayacaksın onların yanında. Ha sen iyice. Peki ne yapacağız? Düşünüyorum. Bir yolunu buluruz elbet. Fazilet. Hı? Ne oturuyorsun öyle kazık gibi? Yatsana. Döndü yine sırtını. Yavaş olsana biraz. Canımı acıtıyorsun. Ne kadar kabasın. Kaba mı? Kaba tabii. İnsan biraz yumuşak davranır. Kibar olur. Anladı, tuhaf oldum be. Önce bağırıp çağırıyorsun. Sonra da sarılmaya kalkıyorsun. Ben seni kocanım. Döverim de, severim de. Bu adam beni deli edecek. Allah'ım sen sabır ver. Sardım bunu başımıza. Ne güzel gidecekti köyüne. Bir işe yarasa bari. Çiğdem! Çiğdem! Hadi kızım gel, yüzünü yıka. Dişlerini fırçala. Çabuk ol. Geç, 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 geç. Yerlere basma! Ben sütünü ısıtıyorum. Aa, hadi yavrum acele et. Daha saçlarını tarayacağız. Çabuk ol. Yana, plie, öne, yana, plie.
Tekrar. Öne, yana, plie, kol. Tekrar. Evet. Kol, öne, yana, plie, kol. Tekrar öne. Yukarı, baş. Baş. Yana. Plie. Kol. Evet, tekrar. Evet çocuklar, tekrar hazır. Öne. Yana. Plie. Kol. Dik durun, dik durun. Evet, hazır. Çok güzel. Dik dur. Öne, yana, plie, kol, kol, baş, yana, Hazilet! Ne var abla? Ne var değil, efendim. Abla değil, Alev Hanım. Öğretemedim sana. Söyle bakalım, niye yaptın? Senin eşyalarının arasında buldum bunları. Söyle niye? Cevap versene! Üstelik hepsinde benim yüzüm karalanmış. Fazilet, neden dedim? Susma öyle! Cevap ver! Kızım, bir derdin mi var? Hasta mısın yoksa, ha? Kızım, konuşsana! Sıkıldım senden! Sıkıldım senden. Fazilet. Fazilet kızım, duymuyor musun? Sıkıldım senden. Fazilet, delirdin mi? Kendine gel. Abla. Ne oluyor? Bilmem. Kızım, söyle, neyin var? Halini hiç beğenmiyorum. Seni bir doktora götürelim. Yok, hayır. Doktorluk bir şeyim yok. Yorgunluktandır. Geceleri pek uyuyamıyorum da, sıkıntı işte. Aziz, bana işten ayrıl diyor. Delirmiş mi bu? Ayrılıp da ne yapacakmışsınız? Köye gidecekmişiz. Köye mi? Hı. Neyse, sonra konuşuruz bütün bunları. Hayır. Dün okula gittim. Öğretmenin derslerinin iyi olmadığını söyledi. Yazın çok kötüymüş. Bak kızım, İstersen okumazsın ama ilkokulu bitirmek zorundasın. Anlıyor musun? Git defterini getir bana. Otur. Aç bakayım. Şuna bak, gerçekten hiç okunmuyor. Bak şimdi, iki sayfa,
eğik çizgi, iki de böyle düz çizgi, tamam mı? Sonra fazilet, güzel, yat, alev, çayını iç. İkişer sayfa yazacaksın, tamam mı? Gelip bakacağım sonra. Aptal, aptal, alev, aptal, alev. Anne, hadi anne. Çiğdem, sen biraz dışarıda bekle yavrum. Nedir o elindeki? Hiç, hiç. Kağıt parçası. Alev, aptal, aptal, alev, alev. Otur. Çıkar çıkmaz kimi gördüm biliyor musun? Korkut'u. Ve bana telefonda ona neler söylediğini anlattı. Alev adını taşıyan ve benim yardımcım olan biri, Alev'in artık onu istemediğini, rahat bırakmasını söylemiş. Benim adıma nasıl konuşur, nasıl ismimi kullanırsın? Bütün bunların nedenini bilmek istiyorum. Hayatıma fazla karışmaya başladın. Konuşsana! Konuş diyorum! Susma! Daha fazla sabredebileceğimi sanmıyorum. İyi düşün. Kendini toparla. Yarın da seni böyle görürsem gidersin. Anne? Ne oldu kızım? Annem ağladı baba. Alev teyze ona bağırdı. Ne oldu? Ne oldu? Bağırmış sana. Söylemiştim. Beni dinlemeyip gittin. Bağırır da, kızar da, kovar da. Şimdi tam buradan kazmaya başlayacağız. Çıkacak değil mi dede? Muhakkak. Ver bakayım şu kazmayı. Al şu okunmuş çubuğu da. Bismillah de. Bismillah. Bak. Bismillah. 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 O eve gitmeyeceksin demedim mi sana? Gitmeyeceksin. Niye?
gideceğim. Evimi bırakamam. Bırakamam alıştığım yeri. Alıştığın yer mi? Hiçbir zaman alışmadın ki buraya, bu eve, bana. Hep Alev'in evi senin evin oldu. Alev bitti artık. Bitmedi. Bitmedi. Benim için bitmedi. Gidiyorum işte. Gitmeyeceksin o eve. Gitmeyeceksin, anladın mı? Burada kalacaksın. Döndüğümde burada bulacağım seni. Burada. Kimdi o? Hadi, kimi kastettiğimi anladın. Bizim Oralı. Adı ne peki? Aziz. Niyeti ciddi mi? Bak kızım, gençsin. Gezmek, eğlenmek senin de hakkın. Fazilet. Fazilet kızım. Ne oldu evladım, neyin var? Neden kavga ettin? Göndermiyor beni işe. İşe mi göndermiyor? Allah Allah. Daha parayı bulmadık ki. Ben Aziz'le konuşurum. Hadi üzülme. Zaten parayı bulduğumuz zaman ikiniz de gitmeyeceksiniz. Değil mi yavrum? Olsun. Ben gideceğim. Çıkacağına inanmıyor musun? Burada olmazsa başka yerde. Muhakkak bulacağım. Elimde bu okunmuş çubuk oldukça. Burası benim evim. Hiçbir yere gitmem. Gitmeyeceğim. Burada büyüdüm. Buraya aitim. Buraya yakışıyorum ben. Evet. Alev'den çok yakışıyorum. Bilmiyorum. Israr etmesene. Düşüneceğim işte. Kapatıyorum. Kimdi o? Aziz. Ne istiyor? Evlenelim diyor. Sen ne dedin? Söylesene kızım. Bir şey demedim. Niye? İstemiyor musun yoksa? Aslında yani... pek istemiyorum. Çok kaba geliyor bana. Kabalığı önemli değil. Zamanla olgunlaşır, değişir. Namuslu olsun yeter. Daha iyisini mi bulacaksın? Aziz bana hayatta giydirmez. Çok yakıştı ama. Ne yalan söyleyeyim, benden bile çok. Sağ olun Alev Hanım. Ne olacak canım, güle güle giy. Çıkarmadın mı? Bütün gün aradım, cevap vermedin. Canım, ne var bunda? Bu kadar endişelenecek. Dün o kadar azarladım, ya hiç gelmezse? Gururlu kızdır, biliyorsun. Sen de ne diye bu kadar üstüne gittin? Yılların hatırı var. Aşk olsun Selim, ben de durup dururken azarlamadım ya. İyice çizmeyi açtı son günlerde. Peki şeker.
Üzme tatlı canını. Nasılsa gelir. Ne yani, deli mi bu kız? Bilmem. Fazilet? Anlamadım sanıyorsun ama biliyorum. Kıskanıyorsun beni. Hatta yerime geçmek istiyorsun. Değil mi? Evet. Evet. Boşuna inkara kalkışma. Doğru bu. Biliyorum. Ne çok elbisen var. Hiçbirini de sevmiyorum. Fazilete mi versem? Vermezsin ki. Bunlar Fazilet'e çok yakışıyor. Fazilet'i kıskanıyorsun. Yakışıyor tabii. Alev'den çok yakışıyor. Amma da yakışmış. Tövbe tövbe. Köye gideceğiz biz. Burada çok değiştin. Bir köylü kızısın sen. Köye gideceksin. Gitmem. Gitmem dedim, anlasana. Abla, gitmek istemiyorum. Aziz'le evlenmek istemiyorum. Yanınızda kalayım lütfen. Elbette evleneceksin. Koca kız oldum. Artık bu evde kalman yakışık almaz. Hem daha iyisini de bulamayacağına göre. Hem de nasıl bulurum? Hep engelledin beni. Bir sen varsın dünyada sanki. Tabii. Kim oluyorsun ki sen? Basit bir köylü kızı. Bir besleme, hizmetçi. Bak gördün mü? Gelmemiş işte. Ben Alev Hanım'ım. Güzelim, zenginim, kültürlüyüm. Nasıl kendinle bir tutarsın beni? Çok farklıyım ben. Kıskanıyorsun beni. Fazile, sen. Aman Allah'ım, ben. Evet, ben.